Evet Can O'Connor, Başkan Erdoğan yaklaşık bir saat önce Kiev'e indi ve havalimanından öncelikle meçhul asker anıtına gitti ve oraya bir çelenk bıraktı. Birkaç dakika önce de Mariinsky Sarayı'na geldi ama sonra saraydan çıkıp askerleri selamlayacak. Bizler de şu an itibariyle onu bekliyoruz. Hemen sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında ise Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. toplantısı gerçekleştirecek. Şu an itibariyle artık tüm hazırlıklar tamamlandı ve Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte Mariinsky Sarayı'ndan çıkıp askerleri selamlamasını bekliyoruz. Tabii oldukça önemli bir ziyaret. Donbas krizi yaklaşık 8 yılın ardından uluslararası bir kriz haline geldi malum. Hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin dahil olduğu uluslararası bir kriz haline geldi. Krizin gerginliğin tırmanmasının hemen ardından Türkiye her defasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediğinin altını çizmişti. İşte en önemli gelişmelerden biri de hiç şüphesiz bugün yaşanacak ki Türkiye'nin her iki ülkeyle de Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkileri ve insani dış politikası sebebiyle Türkiye'nin kilit bir isim olması bekleniyor hiç şüphesiz ki bu ziyarette. Az sonra çıkacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, artık heyetin de o noktadan çıktığını gösterelim. Karşılama töreni için her hazırlık tamamlanmış durumda. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar, Mariinsky Sarayı'nın hemen önünde yaşananları an be an ekranlara getiriyor. Türkiye krizin çatışmaya dönüşmemesi için önemli mesajlar verecek hiç şüphesiz buradan. Ve Erdoğan işgal girişiminin bölgenin huzuru için ciddi ihlal olduğunu söylemişti daha önce. Ve işte gerilimin düşmesi için çağrısını bir kez de Kiev'den yineleyecek bugün. Tabii bu görüşmenin hemen sonrasında Türkiye, Ukrayna, Rusya'yla da görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme Türkiye'de olacak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar şüphesiz bugün çok önemli. Zira havalimanında Türkiye'den ayrıldığı dakikalarda yine önemli açıklamalar yapmıştı Başkan Erdoğan. Yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz dedi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğinin bir kez daha altını çizdi. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz sözleri de elbette önemliydi Başkan Erdoğan'ın ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Soydaşlarımızın durumuna ise ayrı bir ihtimam gösteriyoruz dedi. Malum 2014 yılındaki olaylar sonrasında Rusya Kırım'ı ilhak etmişti ve Kırım Türkleri ile ilgili de Başkan Erdoğan önemli bir ihtimam gösteriyoruz dedi. Bu konu üst sıralarda olacak diye de altını çizdi. Tabii Putin'le görüşmesi de soruldu Başkan Erdoğan'a bu ziyaretin hemen öncesinden. Ve Başkan Erdoğan, Putin'le görüşmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Rusya da işgalden yana değil, bunu onlar da defalarca açıkladılar dedi. Elbette bu ziyaret önemli bir ziyaret. Zira dediğimiz gibi Türkiye uzunca bir süredir diyalog çağrısını yeniliyor Başkan Erdoğan'a. Başkan Erdoğan heyetle birlikte geldi ve işte şu an itibariyle Zelenski ile birlikte Mariinsky Sarayı'ndan çıktılar. Başkan Erdoğan'ın hemen yanı başında eşi Emine Erdoğan'ı da görüyoruz ve askerler selamlanacak. Ve işte şu önce bir asker ve evet şu anda Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi eşleriyle birlikte orada görüyoruz. Bir askerin selamlamasının ardından iki ülkenin marşları çalınacak. Türkiye ve Ukrayna bayraklarıyla donatıldı. Saraya ulaşan tüm yollar, Mariinsky Sarayı'na ulaşan tüm yollar. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ve şu anda İstiklal Marşımız çalıyor.
Evet, iki ülkenin de milli marşları çalındıktan sonra şimdi Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski askerleri selamlamak için saraydan kırmızı halı üzerinde yürümeye başladılar. Sonrasında ise önemli bir görüşme olacak hiç şüphesiz. Dünyanın gözü kulağı Kiev'de olacak bugün. Zira Türkiye'nin üstlendiği rol çok önemli. Türkiye her iki ülkeyi de İktidarlı olmaya ve bu konuda ara bulucu olmak istediği yönünde çağrıları vardı ki Başkan Erdoğan'ın havada olduğu dakikalarda Ukrayna Savunma Bakanı'ndan bir açıklama geldi ve Moskova ile krizin çözülmesi için Türkiye'de bir görüşme kabul edebiliriz dedi. Evet, Başkan Erdoğan askerleri de selamladıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte Mariinsky Sarayı'nın bahçesinde ilerlemeye devam ediyor. Oldukça soğuk bir havada olduğunu söyleyelim ve gazetecilerin bulunduğu noktaya, yani bizim bulunduğumuz noktaya doğru geldiğini de hemen belirtelim. Başkan Erdoğan'ın önemli bir ziyaret. Efendim, sağ olun. Buradayım, evet, 15 gündür buradayım. Hoşçakalın efendim, sağ olun. Evet, Başkan Erdoğan şu anda Mariinsky Sarayı'na doğru ilerliyor ve az sonra da baş başa bir görüşme gerçekleşecek. Belirttiğimiz gibi çok önemli bir görüşme bu. Dünyanın gözü kulağı Kiev'de. İki ülkeyle yakın ilişkileri hiç şüphesiz Türkiye'nin çok önemli. Ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, burada yapacağı açıklamalar çok önemli. Ukrayna tarafının ileteceği bilgiler, Rusya tarafından istenilenler bir yandan Başkan Erdoğan'a iletilirken Rusya ile de yine aynı şekilde görüşmeler devam edecek. 2013 yılının sonlarında başlayan bir krizdi ve bugün de halen devam ediyor. Krizin çözümü için neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki tek gündem maddesi Donbas krizi olmayacak bugünkü ziyarette. Aynı zamanda Türkiye ve Ukrayna arasında ikili ilişkilerin gelişmesi için de çok önemli anlaşmalara imza atılacak. Şüphesiz onlardan bir tanesi sıfır gümrük konusu gündemde. Yeni nesil bir ticaret anlaşması imzalanacak ve ticaret hacminin yükselmesi o serbest ticaret hacmi anlaşmasıyla gerçekleşecek. 30. yılı diplomatik ilişkilerde Türkiye ve Ukrayna'nın ve 10. yüksek düzeyli stratejik konseyde gerçekleşecek. Savunma sanayinde de yine önemli görüşmeler olacak ve Karadeniz'de barış ve huzurun sağlanması için Başkan Erdoğan çağrılarını yineleyecek. Geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar olan ticaret hacminin de 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor hiç şüphesiz. Tabii bir yandan yapılan açıklamalar da var. Yine dakikalar önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den bir açıklama geldi ve Rusya'nın hem Ukrayna'nın iç bölgelerine hem de sınırlarına yerleştirdiği asker sayısının 100 binden fazla olduğunu söyledi ve gerilimin tırmanmış olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evet, Amerika'nın da yine aynı şekilde Rusya'nın iddiasına göre gerilimi tırmandıran çağrıları var hiç şüphesiz ki dün Pentagon'dan o açıklamalardan biri geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Doğu Avrupa sınırına 3000 askeri
yönlendirdiği de yine yapılan açıklamalardan da Almanya, Polonya ve Bulgaristan sınırlarına yerleştirildi bu askerler. İşte tüm bunlar bugün Kiev'de kurulacak o masada konuşulacak. Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından öncelikle Türk heyet selamlandı ve şu anda da Ukraynalı heyetin selamlanması aşamasına geçildi. Yine Başkan Erdoğan Ukrayna'da bakanlarla bir sohbet gerçekleştiriyor ve o sohbetin hemen sonrasında ise işte saraya geçilecek ve görüşmeler devam edecek. Neler yaşanacak Kiev'den, Donbas krizine ilişkin ne cevaplar verilecek, ne açıklamalar yapılacak? Hiç şüphesiz herkes buradan yapılacak bir açıklamayı bekliyor. Ukrayna defalarca Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesini kabul ettiğini söylemişti ki az önce belirttiğim gibi Başkan Erdoğan'ın uçakta olduğu dakikalarda yine Ukrayna Savunma Bakanı tarafından bir açıklama yapıldı ve Moskova ile olası görüşmelerin Türkiye'de yapılmasını kendileri için uygun olduğunu dile getirdi. Tabii bir yandan dediğimiz gibi artık bu kriz sadece Rusya ve Ukrayna arasında bir kriz değil. Anlaşma sağlanacak mı? Tansiyon düşecek mi? Bunu zaman gösterecek ama artık uluslararası aktörlerin de devrede olduğunu söyleyelim. Ama hiç şüphesiz kilit ülkelerden biri, bu krizin çözümünde kilit ülkelerden biri olacak. Türkiye bu önemli ziyaretle birlikte krizin çözümüne ilişkin önemli bir adım atmış durumda. Burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'nın istedikleriyle birlikte Türkiye'ye dönecek ve aynı şekilde Türkiye'de de Rusya Devlet Başkanı'na bunlar anlatılacak ve sonrasındaysa olası bir görüşme Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye önderliğinde Türkiye'de olacak ki Ukrayna tarafı bunun kendileri için uygun olduğu açıklamasını az önce dile getirdiler. Ve şu anda askeri geçit töreni de başlamış durumda. Ukrayna'da havanın oldukça soğuk olduğunu söyleyelim. Bugün özellikle kar yağışı sebebiyle de oldukça serin bir havanın olduğunu söyleyelim. Ve işte Mariinsky Sarayı'nda bu soğuk hava ve karın altında bir askeri geçit töreni gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve eşi bu geçit töreni için kapıda. Başkan Erdoğan ve Zelenski arasındaki görüşmeden hemen sonra heyetler arası görüşmeler de gerçekleşecek ve önemli anlaşmalara imza atılacak Ukrayna ve Türkiye arasında. Şu anda görüntülerde Aydın Baytar'ın görüntüleriyle birlikte Ukrayna'da Kiev'de Mariinsky Sarayı'nda yaşananları an be an ekranlarınıza getirdik. Elbette gün boyu gelişmeleri takip edeceğiz ve neler yaşanacak an be an aktarmayı sürdüreceğiz. İşte o kritik ziyaret için artık Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve heyet içeriye girişini gerçekleştiriyor. Ve ilk olarak baş başa görüşme başlamış olacak diyelim. Ve Kiev'den, Mariinsky Sarayı'ndan sözü size bırakalım.